Heyecanlı mısınız? Biraz heyecanlıyım, biraz sinirliyim. Yani, biraz? Biraz sinir, yani aslında çok sinirliyim de. E, karşıdaki kişi 17 yaşında ama diğer kişiye aşırı şekilde sinirliyim. Ama kendimi kontrol etmeye çalışıyorum. İnşallah. Şimdi e, hayat arkadaşı olarak seçtiğiniz kişinin yaşı onunla evet. evlilik yapmanız bu evliliğe izin verilmesi zaten daha en başından olmaması gerekenlerdi. Orada sonuna kadar haklısınız ama yaşadığı yerde itibariyle yani benim sunduğum hayattan daha iyi değildi. Daha güzeldi. Ben ona sadece koca değil yani. Bu hayatla alakalı değil. Zaten çocuklar yani kız çocuklarının eğitimlerini, okullarını, hayatlarını tamamlayıp ondan sonra böylesi önemli bir kuruma adım atmaları gerekiyor. ama kadriyenin hayatı maalesef ki onu seçebileceği bir hayat. ...olmamış. Yani çevresinin, ailesinin yanlış yönlendirmeleriyle e, bugüne kadar gelmiş. Yani bu evlilik yapandan seçtiği kişinin... ya ...kimi seçerse seçsin hepsi aslında üstüne bir hatanın üzerine bir hata... ...bir hatanın üzerine bir hata da koyuyor. Kadriye burada. En son not bırakıyor. E, Selman, ben sevdiğime kaçıyorum diye. Biraz sonra o notu da ekrana getireceğiz. Evet. Önce Kadriye Hanım'ı bir davet edelim. Buyursunlar. Hoş geldin Kadriye. Hoş bulduk abla. Nasılsın? İyiyim. Siz? Ben de iyiyim çok şükür. Allah'a hamdolsun. Ee, eşin Selman Kıvanç burada. Ee, siz Ağustos'ta tanışıp Kasım'da nikah masasına oturup bir yuva kuruyorsunuz. Ama sen e, Şubat'ta e, Erol ismindeki başka bir kişiyle kaçıyorsun. Ve e, onun yanındasın. Önce bir senden dinlemek istiyorum. E, eşin hamile olduğunu söyledi, doktora gittiğini evet söyledi. Evet hamileyim. Beş haftalık. Beş haftalık da hamilesin. E, neden Şubat ayında bu e, kişiyle kaçtın, kaçmak ya. zorunda kaldın? Neydi seni bu e, davranışı o kişiyle gitmene yönlendiren şey nedir? Ya abla ben sevmediğim kişiyle ömür geçiremem. Hı hı. Ben Erol'u seviyorum ona kaçtım. Erol'u istiyorum onunla yaşamak istiyorum. Peki ne kadardır tanıyorsun bu Erol'u? Erol'u ben yıllardır tanırım. Ya. Kaç yaşından beri? Yani tan 15 yaşından fa beri falan tanıyorum. 15 yaşından beri bu Erol'u... Yani yıllardır tanıyorum kendi köyümüzden. Hı, kendi köyünüzden. 15 yaşından beri Erol'a karşı duyguların hep... Farklı mıydı? Yok farklı değildi o dedi çok dedi gel dedi kaçırayım dedi ama ben kaçmadım. Hı hı. Ama şimdi sonunda kaçtım işte. Sonunda kaçtın. Kaçmanı hı. kim istedi? Yani Erol mu dedi sana Kadri gel gidelim buralardan Yok, diye? Yok o demedi. Yani hı. o da dedi de en çok da ben dedim yani gel hı hı. dedim. O da geldi. Peki Selman'la niye evlendin? Kim evlendirdi seni? Ya abla işte bunlar geldiler, istediler. İşte babam gilde verdi, ben de istiyorum deyince. Sen niye istedin onunla evlenmeyi? İşte bilmiyorum abla neden istediysem. İstediğime de pişmanım yani. Yani peki evlenmek senin için ne demek? <laughs> ya da evlenince ne olur? İşte evlenince yuva kurulur ne olur. Yuva kurulur. Ee, sen de bu sebeple evlendin. Aslında ne olduğunu bilmeden. Evet abla. O Ama, arada da e, bu Erol denilen kişiye karşı duyguların var mıydı? Aile biliyor muydu bunu? Ailem bilmiyordu, annem biliyordu da babam bilmiyordu. Babam bilmiyordu. Peki. Ama Kadriye'cim işinden önce de <laughs> sen bir nişanlılık yapıyorsun. Yani hemen aceleyle değil yani e, başka birini sevdiğini söylüyorsun. Evet. Nişanlanıyorsun değil mi? O zaman da o Erol'u seviyordu. Seni buraya e, Erol istedi de seni vermediler mi ailen? Yok Erol istemedi de. Ee? Evli miydi Erol? O evlendi ayrıldı abla. Senin onu sevdiğin zamanlarda evli miydi? O zamanlar bilmiyorum. O zamanlar ben küçüydüm zaten. Küçüktün zaten. Ne Hı. zaman boşandı Erol? Bilmiyorum abla. nasıl. Hiçbir şey. Küçük. Evli Kadir. mi değil mi biliyor musun? Şimdi bekareler ya. Bilmiyorum. Hayır şöyle resmi olarak boşandı. ...eşinden ayrıldı diyebilir misin? Derim ya ayrıldı. Ayrıldı ama şöyle... Evet. ...şimdi mesela sen de şu anda eşin Selman'dan... ...ayrısın değil mi? Ama bu sizin... ...gerçekten ayrılmış olduğunuzu göstermiyor. Siz hala... E, ...evli gözüküyorsunuz. Aile cüzdanınız ortak. Evet. Ve sen e, hala... ...Selman'ın soyadını taşıyorsun. Sen ondan... ...boşanacaksın. Boşandıktan sonra... E, ...sen artık boşanmış ilan ediliyorsun... Aynı şekilde kaçtığın Erol'un karısı, onunla kağıt üzerinde evli mi? İşte o kadar bilmiyorum. Bilmiyorsun. Peki. Evliymiş Esra Hanım, hala e, o kağıt üzerinde evliymiş. evliymiş. Peki, eşin seni buraya aramak üzere geldi. Sizin sorularınız varsa lütfen siz de sorularınızı sorun. Evet, tabii ki benim sorularım var. Çünkü e, madem beni sevmiyordu, ben kendisine ilk keresinde de sordum, sonrasında da sordum, defalarca sordum... ...duygusal müzikler dinliyordu... ...duygusal yazılar yazıyordu... ...ben defalarca sordum... ...dedim ki başka bir sevdiğin var mı... ...beni seviyor musun... ...ne alaka ne alaka diyerek geçiştirdi... <laughs> ...yani hep böyleydi... ...hiçbir zaman ben kendisine kötü davranmadım... ...bir şey yapmadım... ...benim beş ayımı niye çaldı... ...niye benden bir şeyler götürdü... ...ben nişan yaptım, düğün yaptım... ...ailem etrafında fır döndü... <laughs> ...herkes elinden geleni yaptı... ...köylümüz, komşularımız... ...tanıdık tanımadık herkes... Bu konuda seferber oldu. Bunları yıkmaya ne gerek vardı? Ben, beni istemeseydi zaten ben de kendisine zorla evlenecek değilim. Kaçırmadım, bir şey yapmadım. Ben bu evlilik konusunda Kadriye'ye yalvarmadım. Bu bizim ortak kararımızdı, tanışma sürelerimiz vardı diyor. Ne söylemek istersin Sel Selma'nın söylediklerine? Vallahi bir şey demiyorum ablamın. ...bana da haksızlık... Haklı bir şey demiyorum haklı haklı değil değil. Peki de. ona da haksızlık yaptığını düşünüyor musun? Mesela o da hiç evlenmemiş köyde. Senin hani uygun bir eş adayı olduğunu düşünerek... ...seninle tanıştırmışlar. Ben de evlenmezdim diyor. Yani Kadriye size benim başka bir sevdiğim var Selman... ...seninle evlenemem dese... ...siz yine Kadriye ile zorla evlenir miydiniz? Abla benimle yaşamayan bir kişiyle... ...yani nasıl yaşayayım ki ömür boyu yaşamak istemem. Ben kendisine evliyken de sordum. Hı -hı. Deseydi bana ben seninle boşanmak istiyorum... zoraki evlendim deseydi... Ben o anda da boşanırdım. Ama şimdi ben dünya kadar masraf etmişim. Yani ömrümden ömür gitmiş. Benim kalbimde bir yara var. Hı hı. E Bunlar ne olacak? Kadriye? Kendisinin de aynı şekilde kalbinde yaralar olduğunu düşünüyorum. Yani değer miydi böyle bir şeye? Bu benim ke tamamen kendi düşüncem. Senin ee, kafanın bu Erol denilen kişi tarafından karıştırıldığını düşünüyorum. Yok abla, benim kafam falan karışık değil. Peki sen evlenmeden önce Erol'la görüşüyor muydun? Görüşüyordum evet. Görüşüyordun. Yani, evet, görüşüyordum. Yani sen evlenmeden önce Erol senin evleneceğini biliyor muydu? Biliyordu. Biliyordu. Niye o zaman sana gel Kadriye kaçalım demedi? Ya dedi, o çok dedi ama ben kaçmadım. O zaman niye kaçmadı? İşte bilmiyorum abla, kaçmadım. O çok dedi, yalvardı. Gel peki, kaçırayım dedi. Ben. Peki bakayım. evlendikten sonra niye kaçtın Kadriye? İşte bilmiyorum abla kaçtım. Hayatım onu yani sakın yanlış anlama. Onu bilmiyorum bunu bilmiyorum Yani neyi biliyorsun? Şu Esra var. Hanım ben Bak, onun yüzde yüz kandırılmış olabileceğini düşünüyorum çünkü. Kandırılmadım ben. Ben kan, kandırılmadım. Peki kandırıl, ben Erol'la mutluyum. Peki kandırılmadıysan karnında e, çocuğa mesela <laughs> yani çocukla mesela nasıl kaçabildin? Daha evet, yap kaçarım. Yapmasaydık mesela. Bak kritik nokta o. Sen şimdi hamilesin. Şimdi ben kandırılmadım. benim üzerime yazılacak mesela o çocuk. Ben benim mi değil da, mi bilmiyorum. Ben kayıp da değildim. Ben kandırılmadım, kandırılmadım da. Kandırılmadın da kaçtığınız gün e, Selman'ın dükkanına alışverişe gidiyor seni kaçıran Alışveriş adam. Alışveriş falan yapmadı Erol. o. Sadece gidip, gaz aldı. Dükkana niye geldi o zaman? Ben kontrol etmeyi için gelmedi. geldi. Dükkana gelmedi. Geldi. geldi. Kamera kayıtları var. Benzin burada. istasyonuna geldi. geldiyse. Sadece gaz aldı. Hayır hayır. Dükkanına benzin... gelmedi senin. Nasıl, plan benzin... yaptınız Kadirci. kaçmaya? bak. E, ...diyor ki o gün benim dükkanda olup olmadığım Erol tarafından kontrol edildi. Dükkanına gitmedi abla. Dükkanına ya gitmedi. Ya zaten gaz yer benim dükkanın olduğu yerde. Hı -hı. Yani beni nasıl kontrol etmemiş olabilir? Tamam kazı aldı gitti. Senin dükkanın mı vardı? Kadir. Ya benim dükkanıma gelmiş gelmemiş olması önemli değil. Senin dükkanın be içine girdi be mi? Benim, benim, yuvamı, benim yuvamı yıktınız mı yıkmadınız mı ortaklaşa? Aynen. Önemli olan bu. Şimdi bu kaçışı nasıl bir şey planlarsın ya. Hani hayatımızda çok basit planlar yaparız. İşte kahvaltı ederken akşam yemeğini planlarız. Misafir geleceği zaman, şimdi seni anlayacağın dişinde. Misafir geleceği zaman aman onlara ne yapacağım diye planları Sabah kalktığımızda bugün alışveriş ve her şeyi planlarız. Şimdi giderken bir plan yapman lazım senin. Ne kadar süredir kaçmayı düşünüyordun? Vallahi işte Evlendikten sonra falan düşünüyordum. Düşünüyordun. Evet. Ee, hamile olman ee, ya da hamile olduğunu öğrendikten sonra mı kaçayım dedin? Yok abla öyle bir şey falan gelmedi aklıma da. Peki çocuk benden mi ondan mı? Bilmiyorum orasını. Bilmiyorsun orasını. Peki eve üç dört defa gelmiş gitmiş. Sen bana hiçbir defasında bir keresinde söyledin, diğerlerinde söylemedin. ...evinize girip çıkar mıydı? Benim Yeng evime niye mesela yabancı kişileri alıyorsun? Yengesiyle geldi. Ne zaman? Abla bilmiyorum, evliyken işte yani. Bir evliyken, defa gelmiş. Erol gelmedi. Evinize Esra. niye geliyor? Birkaç e defa gelmiş. Bak şimdi cesarete bak, bu ortada Cesaret bir de yenge var. Büyük, evet. Niye evinize geliyor, yengeyle beraber? İşte geldiler abla, konuşuyordum zaten o zaman ben. Yengesi, şey Erol'u getirip de ne oluyor onun? İşte e, e, sizin görüşmenizi sağlamak için yenge mi aracılık ediyordu? Yok abla. Her bir insan yani evine yabancı bir insan nasıl? Allah abi? aşkına tekrar. Yabancı tecai. değil, ben tanımıyorum muyum? Neresi Sen tanıyorsun ya? da ben tanımıyorum. Benimle nikahlı mısın hala? Benim tertemiz bir hayatım vardı. Aile dostunuz mu Erol? Erol sizin aile dostunuz mu? Yani atıyorum eşinin en yakın arkadaşı mı? Yok. Eşime bulaşmaz bile. Eşine bulaşmaz. Şimdi diyor ki aile dostunuz olsa hani bir şekilde sohbete gelip giden değil, önemli. Esra Şimdi bu Erol evine yengeyle beraber sık sık geliyor muydu? Ya sık sık değil de yani iki üç kere geldi. İki üç kere Gelmedi. geldi. Gelmedi değil geldi. Yenge niye geliyordu evinize peki Erol'la? İşte ikisi geliyordu abla. Aşkım niye için. geliyordu ama? Ya yani yenge niye ona eşlik ediyor? İşte beraber geliyorlardı yani. Ya yanlış. anlaşılmasın diye mi? ...kimse anlamasın yanlış evet, bir evet. şey. Evet, evet. Peki, e, yenge sizin ilişkinizi en başından biliyor muydu? En başından biliyor muydu bilmiyorum ama yani biliyordu evlendikten sonra falan. Evlendikten sonra. Bu Erol evet. kaç yaşında? Allah abla bilmiyorum. 24 Ay. yaşında. Mı? Abla bir şey bilmiyorum. Cidden Doğru, bir, bir şey bilmiyor yani. Kaç yaşında bilmiyor Ya musun? ben çıkıyorum Vallahi. ya. Tamam Kaldi'ye nasıl istersen. Şimdi bu... E... Kadriye bir kafasını toparlasın gelsin. Yani şimdi... Yengenin ve e, Kadriye'nin ailesinin de söz hakkı var. Bakın istemediği bir evlilik yaptı. Şimdi küçük yerlerde Kadriye der ki... Yani şimdi küçük yerde zaten bu çok tehlikeli bir şey. Bir tarafta e, mesela yengenin bir kadının Hı, özellikle o eve gelmesi... E, ...böyle bir e, yaşanacak olan şeyi tehlike konusunda... Bu, Nasıl diyeyim? Tetikçi olması, desteklemesi bilen inanılmaz yanlış Esra şeyler. Bu yenge şeyde... bahsettiği kim? Esra Şimdi Hanım... bu Erol Kumbul canlı yayında. Ben ona söz hakkı vereceğim. Sizden ricam siz lütfen hiç karışmayın ve girmeyin. Tamam peki. Erol Bey önce kaç yaşındasınız? 28 Esra ablam. 28 yaşındasınız. Evet. Evli misiniz? Esra abla ben evlendim. 2 i̇ki, <laughs> iki sene oldu ayrılalı. Eşim, eşim de İzmir'de şu an gayb ne değil yani. Başkasıyla evlenek. O da başkasıyla evli. Evet çocuğu da var. Çocuğu oğluk. Bu çocuk yani bu Kadriye kaç yıldır hayatınızda? Kadriye bende çoktan beri var. 15 yaşından beri ben Erol'la görüşüyorum evet, dedi. Evet biz aynı köylüyüz. Görüşüyorduk. Aynı köylüydünüz görüşüyordunuz. Evet. Peki bu kız bu sizinle görüşmelerinde niçin başka biriyle nişanlanıp başka biriyle evlendi? Valla Esra abla orasını bilmiyorum ben de. Ben dedim hatta kendine. Dedim evlenmez işte Selman'dan için, nişanlanman dedim. Hı hı. Gel kaçalım dedi, yok dedi. Ondan sonra işte evlendi, ee, Selman'dan evlendi. Selman, e, ondan sonra biz yine konuşmaya başladık. Hı hı. Yengenizle beraber o eve girip çıkıyor muydunuz? Üç kere vardık geldik. Niye girip çıkıyorsunuz o eve? Biz biz normalde Kadir'e ile konuşuyorduk. Kadir'e dedi gelin çay, çay ne için dedi, yanına gelin dedi. Bizde onu hani onun diyelim ki aklı yok, o, o kadar muhakeme yeteneği yok, idrak edemiyor. Siz niye girip çıkıyorsunuz yengenizle beraber koca koca insanlar? Esra Hanım bu şekil şeyler parayla değil işte yani benim evime tanımadığım insan geliyor böyle açık ayan beyanda konuşuyor. Bu nasıl bir şey, nasıl bu bir duygu, nasıl bir hırs Ben sonra konuş. Ben senin önce karımdan senin, senin, çocuğunu başka köyde dövüyorlar, sövüyorlar. Senin haberin var mı? Sen bir aileye bakma şerefin var mı? Benim kimse kimse dövmüyor benim çocuğumu ne? Allah Allah, Allah Allah. Ben çocuğuma ya. sen mi bakıyorsun? Ben niye bak Bir dakika şunu merak ediyorum. Erol Bey siz e, davranışlarınızın sonuçlarının ne olacağını düşünemiyor musunuz? Vallahi Kadir'i ben seviyorum abla. Ama ya bak, böyle bir dakika Yok, bu şey, böyle, ol, sevgi, böyle, böyle sevgi böyle sevgi gerçekler yani. olmaz olsun artık ya, sevgiden de iğrendim ilişkiden de iğrendim yemin ederim yani bu kadar da değil ya hayatım seviyorsun şeyden, da, olsun senin ya, ya biri de size yaptığınız yanlış davranış şekliniz yanlış demiyor mu? Senin karın senden boşanmadan başka biriyle beraber olabilir miydi? Ya orası doğru, Estrela mı? Orası doğru. Şanslılar evet. mı ayrı? İşinizin e, soy ismi hala aynı mı sizinle? Öyle sorayım çünkü siz evden gidince ayrıldık diyorsunuz. Vallahi abla o, o ayrıldım işi şey, kimliğini değiştirdi mi bilmiyorum. Hayır mahkemede bitti mi mahkemeniz? Evet mahkememiz bitti. Başka onunla. biriyle evlenmiş. Ben evet. Erol Bey bakın döndüm. ben şöyle algılıyorum çocuk. Gelin olmasın diyoruz. Çocuk gelinin en güzel ve en acı tarafını gösterdiniz bize. 14-15 yaşından beri bir ilişkiden bahsediyorsunuz. Şimdi bu kız nişanlanıyor, evleniyor, sizinle bir kaçışı planlamıyor. Hamile kaldıktan sonra bence bu hamilelikle siz yengeniz ve siz bir hamilelik sonrasında var. kaçmaya Zorunda hale getiriyorsunuz. Bu doğru mu? Bu çocuğun Hayır. sizden olduğu noktasında onu ikna ettiğinizi düşünüyorum. Bu çocuk yani bu e, hamilelik haberi duyulduktan sonra bu kaçış planlandı mı? Hayır öyle bir şey yok. Bu kaçış tamamen planlı bir kaçış değildi. Anne, soybeyi kaçıyor. Evet ha? Çünkü, planlı de değildi. Plandlı ne bir oldu kaçış. da kaçtınız beyefendi? Valla esra abla ben e, ben Kadir e dedi aradı. Dedi ben anlaşamıyorum dedi gel beni götür dedi. Hı -hı. Ben de vardım aldım. Daha ya. önce kaçırsaydın benim evlenmemi mi bekledin? Benim dünyamı başıma yıkmayı mı bekledin? Neyi Daha bekledin da, sen? Evlendiniz de sen, anlaşamayınca senin, ben senin, ne yapayım? Senin evin yok barkın yok. Sen nasıl, nasıl bir evim insansın yok, ya? Bir yok. Ya, ya evi olsa, barkı olsa da olur mu ya? ya? İnsan mısın sen? Ne oldu Kadriye? Kendin çok Neden mu dürüstsün? Nereden biliyorsun evi barkı yok? Kadriye Çadır evin... kurar gene oturur. Çadır kurar gene oturursa seni o zaman o kaçıracaktı zamanında ya, evinden. Babamın başını eğdirmeyeceğim kimseye dedin. Dünyanın başını yere eğdirdin. Şimdi şu var kadriye sen bu e, madem böyle bir ilişki varsa en başından bu olaylara girmeden bu kişiyle evlenebilirdiniz zaten. Buna ne engeldi? Kim engel oldu sizin Erol'la beraber olmanıza? Kimse. E, engel yoksa, o zaman sen bak, şimdi Selma şu konuda çok haklı. Diyor ki, sen madem hani şimdi kaçma... ...bu ilişkiyi yaşama hakkını kendinde görüyorsan... ...benim hayatımı diyor, üç ay önce niye mahvettin diyor. Benim haklı mı? bir hayatım vardı Esra Hanım ya. Haklı abla, ben bir şey Haklı, yapıyorum. yani niye bu kadar hızlı karar değiştirdin, ne oldu? Yani evlenmeden önce Erol'a... ...Erol'la hayat kuracak kadar Erol'a güvenmiyorsun. Evlendikten sonra Erol'la kaçacak kadar Erol'a güveniyorsun bir sebebi olmalı. Ya bir de ne, nedeni olmalı. Ben evlenemezdim. Çünkü Erol'un şunu vardı. Ben evlenemezdim. Sebebi şuydu. Ailen Erol seni gelip isteseydi. Ailen Erol'la birlikteliğine karşı çıkar mıydı? Çıkmazdı abla. Ben Erol'u istiyorum dediğinde ailen hayır Erol gibi bir adam olmaz olsun der miydi? Demezdi. E o zaman niye? İşte bilmiyorum abla. Ben annesinin bizzat ağzından çıkan kelimeyi söyleyeyim Esra Hanım. Jandarmaya gittik, o Erol Kumbul benim kızımı satar, ben evime getiririm, yine ona vermem dedi annesi, gitsin bağlansınlar. Babasına bağlansınlar, yengeme bağlansınlar. Doğru mu? Yalan söylüyorsun. Yalan söylemiyorum, burada bağlansınlar annesine, ne demiş? Peki sen yalan söylemiyor. sen duymadım. benim aklımda niye iftira atıyorsun o zaman? Neye ne iftira atıyorum ben? Diyor, o, dün ben seni izledim diyor. 15 yaşındaki çocukları diyor şey yapıyor evet, diyor. Evet. Evet. Kanıt da... göster hadi yani, bana. Yani kanıt göster kanıtla kanıt gel. Yani yalan da değil. Somut var, örneği burada yani 15 kanıtım, yaşından beri bu kızla var berabersin. Benim kanıtım 15 yaşında Erol değil. Erol Bey. 8 yaşında anda Şimdi ben hat. benim ben, kanıtım, ben kanıtım 15 var. 15 yaşından beri evli, evli, olan, çor çocuğu olan bir kıza iftirada iftira atmışsın. Eski eşini gönderip beni taciz ediyor demişsin. Kim etmiş şimdi? Sen onun ismini niye söyleyeyim ben? Elin... Söyleme İhbar bana. Ben yalan söylemem. Erol Beni be. herkes bilir. Herkese sorabilirler. Köyde daha önce başka biri tarafından bu hani kadınlarla olan ilişkiniz e, sebebiyle dayak yediniz mi? Yok Esra abla. Biri tarafından şiddete uğradınız mı? Hani sosyal medyadan benim kızıma yazmışsın, benim yok. eşime yazmışsın. Yok abla öyle hiçbir şey yok. Arkans Böyle bir olmayan, şiddet olayınız uğrasın, var mı? Esra yok an. abla. Bak bu çok basit ortaya çıkacak olan bir şey. Yok öyle bu bir şey Bu konuda mimli misiniz yani açıkça söyleyeyim ben size? Yok abla öyle bir şey yani yok. Yani böyle istediğiniz zaman biriyle görüştüğünüzde hemen o kadınla yakınlık kurup evine girip çıkar mısınız? Bu sizin alışkanlığınız mıdır? Yok abla öyle bir şeyim yok. Peki. peki Yengenizle ben... gittiniz mi peki başka şeylerin da Ben o yengeyi çok merak ediyorum. Kısa yani... kesimde evli bir kadının evine sevgilisi olduğunu bildiği halde nasıl gidiyorlar? Bu kadının hamile olduğu da ortada. Bakın şunu algılamıyorsunuz Erol Bey. Yalnızca eşini değil, doğacak olan çocuğunu da kaçırdınız. Evet. Çocuk dünyaya geldiğinde Kıvanç Soy ismini. Nerede evet. kalıyor? Yeterli besleniyor mu? Sağlıklı bir doğum olacak mı? Bu abla karnındaki bebek annenin kadar Selman Bey'in de bebeği. Aynen. Tamam abla biz DNA testinde ben çocuğunu vermem demiyorum, veririm. DNA ama testi yaptı ama... yani. Tamam. <laughs> Erol Efendi ama Kadriye ne diyor? Duydun mu az önce? Selman'dan da olabilir, Erol'dan da olabilir çocuk diyor. Sel Değil bak şimdi Kadriye de burada. Bunu bu kadar böyle uzun uzun canlı yayında konuşacak değilim. Ee, çocuk dünyaya geldikten sonra DNA testi yapılır. Evet Değil abla. mi Kadriye? Aynen DNA abla. testiyle gerçek ortaya çıkar. Aynen öyle ablam. Ama... Aynen öyle Hanım, olmuyor yevli, Erol Bey. Bu kadar rahat olunmuyor. Bu kadar bu koltukta siz oturuyor olsaydınız bu kadar Sen kendine bak önce. Sen kendine bak. Ben ya lütfen böyle bir tartışmaya da girmek istemiyorum. Sen kendine bak. Şimdi Kadriyeciğim. Ee, anladığım kadarıyla yetiştiğin yerde, yetiştiğin ailede istediğin zaman biriyle nişanlanmak istediğini söylediğinde ailen buna itiraz etmiyor. Nişanlanabiliyorsun değil mi? Evet. Ya da görücü geldiğinde ben evlenmek istiyorum dediğinde ailen olmaz senin yaşın küçük demiyor. Ee, kafamı karıştıran yani nasıl bu kadar büyük bir ha harekette bulunabildin? Yani böyle e, kaçma konusunda hani keyfi miydi bu ya? Erol, gel beni al, canım sıkıldı. Yok abla, canım sıkıldı falan demedim ben. Gel kaçır dedim. Nereye kadar kaçacaktınız? Hı? Nereye kadar? Kaçıp nerelerde yaşayacaktınız? Abla, kaçıp da zaten biz jandarmaya varıp ifade verecektik. Verdiniz jandarma, mi peki? Jandarma evet, zil neden gelmediniz o zaman? Evet verdik. Jandarma zil çağırdığında ne neden gelmediniz? Ne zaman verdiniz? Abla dün, dün akşam gelirken verdik. Dün akşama kadar ha. aklınız neredeydi? Şimdi bugün ayın kaçı? 4 Mart. Siz kaçtınız evet. 11 Şubat'ta. Programın da sevdiğim özelliği de bu. Yani 11 Şubat'tan bu tarihe kadar yapılamayanlar program aracılığıyla abla, şöyle yapılmaya abla, başlıyor. Şöyle oldu abla. Ben yine ilk günü de gelecektim. Kadriye dedi ben gitmem dedi. Beni alıp Selman'a verecekler dedi. Senden Hı. ayırıp Selman'a verecekler dedi. Beni istemeyeni ben zorla kimseyi kabullenemem. Ama bana söyleseydi deseydi ki ben seninle boşanmak istiyorum. Seni sevmiyorum. Ben kimseyle zorla yaşayacak değilim. Şimdi Selman diyor ki ben belli bir olgunluğa gelmiş biriyim. Beni sevmeyen biriyle aynı yani aynı havayı solumak istemem. Aynı e, sofraya oturmak istemem. Bir şiddet, ben ya. sorayım bir şimdi hafta, mesela söyle. Kocan sana şiddet mi uyguluyordu? Yok abla. Sana evin içerisinde kötü mü davranıyordu? Yok. Yani seni mutsuz edecek davranışlar mı sergiliyordu? Yok. Sana baskı mı yapıyordu? Yok abla baskı falan yapmıyordu. Yani mesela şöyle bir şey, birçok insan giderken e, diyor ki işte yaşadığım bir sürü sorunlar vardı. Ben o sorunlardan kaçmak için bu yanlış yolu seçtim. Sen giderken bir de çok güzel bir not bırakıyorsun. Hazırladılar mı notu? Hazırladılarsa bir led'e de verelim. E, bu notu sen mi yazdın? Hemen ekrana gelsin. Evet abla ben yazdım. Selman hakkını helal et. Ben sevdiğime kaçıyorum, kendi gönlümle kaçıyorum. Kendine iyi bak. Değil yani mi? burada ben sevdiğime kaçıyorum, sevdiğin Erol. Gönlümle kaçıyorum. Yani gönlüm, Kelimesi benim kend, için çok önemli. Kendi rızamla kaçıyorum yani. Beni kandıran? Yok. Yok. Ee, beni zorlayan? Yok. Ee, baskı yapan? Yok. Yok. Ama kaçman için bir sebep de. Abla kaçmamın bir sebebi yok ki. Ben sevdiğimi kaçtım. Erol'u seviyorum. Esrar Hayatım peki Hı. üç ay önce niye Erol'u sevmiyordun diyorum ben de. Şimdi bak siz Kasım'da nikah masasına oturdunuz. Kasım'ın kaçında? Ortasında 20'lerinde. 21 mi? Kasım'da. Ha 21 Kasım'da. 19 bak. Kasım'da nikah Sene, masasına oturdunuz. 21, Kasım Kasım'da o nikah oldu. masasına oturduğun dakikada bile şöyle bir hakkım vardı. Ben evlenmek istemiyorum. Nikah memuru sordu. Kadri'yi çok mu sevdin Selman'ı? Ben evlenmek istemiyorum. Herkesin öyle evet, abla, bir hakkı var yani yaşı küçük olmaz işte büyük diyemedim. olmaz da şart değil yani. Peki inatla mı evlendin yani Erol'a inat mı yaptın evlenerek? Yok abla inat falan yapmadım. Canın sıkıldı yani gönlüm böyle istedi. Ne? Yok abla işte oldu bir şeyler. Hayatım bak, sen öyle bir şey oldu deyince benim kafam çok karışıyor. Ben onun tehdit edilmiş olabileceğini düşünüyorum. Daha önce böyle bir şey yaşanmış olabileceğini düşünüyorum. Bu araştırılsın Esra Eski eşi neredeyse bu Erol'un. O da bulunsun. Bu nasıl bir insandır, bir de ondan dinleyelim. Yengenin adı neydi Erol, eve gelen? Ayşe, Ay Ayşe Kumbul. Ayşe, senin neyin oluyor tam? Ceng Abinin. Ay eşi oluyor ama kendisi de yok. Esra hatta sizi O dün... da ayrı abla. Ayrı bir dakika bir dakika. Sizin eve girip çıktığınız yenge, senin abinin eşi. O da mı kaçtı? O evden? O da kaçmış evet. abi. Evet. O da abinizi mi terk etti? Evet Esra abla hatta sizin size buraya şeye yine gelmişti. Burası Sizden gelmiş. önce abiniz karım kaçtı diye programa mı başvuracaktı? Evet vurmuş vurmuş hatta burada gelmişti Hı. çıkmadı o. Peki e, üzüldünüz mü yengeniz evden kaçınca? Evet abla dört tane çocuğu Yok var. Yok abla ayıpladınız mı? Surat mı var Allah Yok. aşkına ya. Ha? Ay, nasıl düşündünüz mesela yengeniz dört çocuğu bıraktı evden kaçtı. Ne düşündünüz o dakika? Valla ben, onu, ben, ben bir şey diyemem ama kocası var. Hah, bak bunun da burada kocası ya, var anladın mı? Alışkanlık olmuş alışkanlık alışkanlık. Ay ay. yani düşünsenize Bunlar aylar önce önümüzde yanlış bir demek örnek de. yaşanıyor. o Yani uh, ya bir de şöyle düşünsene kimin yengesi, yengesi değil de yakını böyle bir ilişkiye kol kanat gerer. O da seninle iş yapıyor ki kendi ayıbını örtsün diye. Yani ikimizin ayıbı ortak olsun. Sonra eğer olsan bana dönüp de tek cümle söyleme yol arkadaşı olalım diye. Şimdi e, eşin senden boşanmak istiyor ve duymak istediği cümle şu sürem de bitti. E, siz ben karımın karşımda durup benden boşanmak istediğini, Rıza ile boşanmak istediğini duymak istiyorum demiştiniz. Sorabilirsiniz. Kadriye, sen benden boşanmak istiyor musun? Evet, istiyorum. İstiyorsan benim dünyamı niye başıma yıktın? Ben sizden maddi manevi tazminatta bulunacağım. Benim bir hayatımla oynadınız. Benim tertemiz bir hayatım vardı. Belki senin suçun yoktu. Yaşın küçüktü. Ama benim karşımda duran öbür kişinin yüzde yüz suçu var. Bunlar da bu hale gelmiş bu iş. Orada da rahat edebileceğini düşünmüyorum. İnşallah da rahat edersin. Başka bir şey demiyorum. Esra Hanım ben de programınız aracılığıyla şunu söylemek istiyorum. Meclisteki tüm kadın milletvekillerine sesleniyorum. Bu ülkede Türk Ceza Kanunu'nda 104. madde var. Reşit olmayan çocukla cinsel ilişki suçu. Takibi şikayete bağlı. 15 ile 18 yaş arasındaki bir kız çocuğu istismar edildiğinde kız çocuğuna soruluyor. Şikayetin var mı diye. 17 yaşındaki çocuklar evlendirilebiliyor anne ve babasının rızasıyla. Sonuç ortada. Kaç tane yıkım ve bakın kendi çocuk ...kucağına, daha çocuk. kucağına alacağı bir çocuk var. Artık 2022 olmuş. Bunları Türkiye'de bu çocuk istismarını bu bir çocuk istismarıdır. Bunun adı evlilik falan değil. Yaşananları görüyoruz. Lütfen artık bilinçlenelim. Yani bu kanunlarda da değişikliği yapalım. 18 yaşına gel gelmeyen çocuğu ehliyet gel. şey yapamıyoruz. Gel. Almasına gel. izin vermiyoruz ben ama ha, oradan. evlilik konusunda izin veriyoruz. Ya benim için bu konuda gerçekten benim için Kadriye suçlu değil. Gerçekten sistemle benim de... alakalı bir sorun var. Yani bu kızın kendi hayatı ve hayalleri başka olacakken yani sadece nişanlılık ve düğün hayali kuruyorsa demek ki daha köklü ve derin değişiklikler yapılması gerekiyor. Gerçi böyle gel.